Ölümden sonra bir diriliş olan kıyamet, her şeyin alt üst edilerek yok olması, evren düzeninin bozulması ve mahşere yönelmenin bir başlangıcıdır. Şüphesiz kıyamet, evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olan Allahü Teala'nın emriyle evrendeki tüm düzenin ve kanunların bozulmasıyla kopacaktır. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin geleceğinden şüphe duyulmaması gerektiğini belirten birçok ayet vardır. Kıyamet günü önce müminlerin ruhları alınarak ahirete göçmeleri sağlanacak, böylece kıyamet insanların kötüleri ve kâfirler üzerine kopacaktır. Şiddetli yağmurların yağıp sel olması, yağmurun rahmet değil bela olması kıyamet alametlerindendir. Depremlerin artması da diğer doğal afetler gibi kıyamet alametlerinden biridir. Hadislerde de kıyamet alametleri eşratüs sa tabiriyle ifade edilir. Bu hadislerde belirtildiğine göre Hazreti Peygamber kıyametin kopuş zamanını bilmediğini söylemiş, ancak kopmasından önce vuku bulacak bazı olayların onun yaklaştığının alametleri sayılacağını haber vermiştir. Ahir zamanda ortaya çıkarak kıyametin yaklaştığını, kopmak üzere olduğunu gösteren belirtiler. Bu belirtiler genellikle küçük alametler ve büyük alametler olmak üzere iki bölüm halinde incelenir. Kur'an, kıyametin zamanını Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğini belirtir. Buna karşılık yaklaştığını, ansızın geleceğini bildirir. Kıyamet alametlerinin belirdiğini ifade etmekle birlikte bunlar hakkında bilgi vermez. Ancak saat yaklaştı, ay yarıldı yarılacak ayetinin ikinci bölümünün ay yarılacak biçimde anlaşılması durumunda bu olay Kur'an'da anılan tek kıyamet alameti olma özelliği kazanır. Hadis külliyatları ise kıyametten önce ortaya çıkacak alametlerden söz eden çok sayıda hadis ihtiva eder. İslam bilginleri hadislerde dile getirilen alametleri nitelikleri açısından değerlendirerek bunları küçük alametler ve büyük alametler olmak üzere iki başlık altında toplamışlardır. Ahir zaman olarak tanımlanan kıyamet öncesi dönemde dini duygu, düşünce ve davranışların zayıflaması, dini kurallara gereken önemin verilmemesi, ibadetlerin terk edilmesi, ahlaksızlığın çoğalması biçiminde kendini gösteren küçük alametlerin başlıcaları şu şekilde sıralanabilir. İnsanların bina yapmakta birbiriyle yarışmaları, insanların ölümü temenni etmeleri, cariyenin efendisini doğurması, Hicaz'da bir ateşin çıkarak bu sırada develerin ayaklarını aydınlatması, Fırat Nehri'nin sularının çekilerek nehir yatağından altın çıkması, ikisi de hak iddiasında bulunan iki büyük İslam ordusunun birbiriyle savaşması, İslami ilimlerin ortadan kalkması, cehaletin artması, depremlerin çoğalması, zamanın yaklaşması, geceyle gündüzün eşit olması, cinayetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur etmesi, Yahudilerle Müslümanların savaşmaları, Müslümanların Yahudileri öldürmesi, zinanın açıkça işlenmesi, içki tüketiminin artması, kadınların çoğalıp erkeklerin azalması, kahtandan bir kişinin çıkarak insanları asasıyla sevk etmesi. Kıyametin büyük alametleri ise şu hadis-i şerifte toplu olarak zikredilir. Huzeyfetul Gifari'den rivayet edilmiştir. Biz bir gün kendi aramızda konuşurken Hazreti Peygamber yanımıza çıka geldi. Bize ne konuşuyorsunuz dedi. Biz de kıyamet gününden konuşuyoruz diye cevap verdik. Hazreti Peygamber şüphesiz 10 alamet görülmedikçe kıyamet kopmayacaktır dedi ve Deccal'ı, dumanı, Dabbetül Arz'ı, güneşin batıdan doğmasını, İsa'nın yere inmesini, Yecüc ve Mecüc'ü, doğuda, batıda ve Arap Yarımadası'nda olmak üzere 3 yer çöküntüsünü, son olarak da Yemen'den çıkarak insanları mahşere sürecek ateşin vuku bulacağını söyledi. Ebu Davud ve Tirmizi'nin sünenlerinde yer alan bazı hadislere göre metnin çıkması da kıyametin büyük alametlerindendir. Peygamber Efendimiz kıyametin kötü insanlar ve kafirler üzerine kopacağını bildirmiştir. Bu hadislere göre kıyamet kopmadan önce müminlerin ruhları alınacak ve onların ahirete göçmeleri sağlanacaktır.